istasyonumuza hepiniz... Depolyans uygulama parsellerinin gezilmesinden sonra çeşitli ikramlarla son bulacaktır. Adana'da pamuk üretemediler. Maraş'ta, Adıyaman'da, Mardin'de, Malatya'da insanlar... Türkiye'de şu an 57 ilimizde kuraklık hüküm sürüyor. Ama Hatay olarak çok şükür bir nebze olsun kuraklık yaşamadık. Belki sulamalarda bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir ama arazilerimiz kesinlikle susuz kalmadı. Bu konuda milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok gayretleri oldu. Tahtaköprü Barajı'nda en son birkaç gün önceydi Sayın Bakanım bir fotoğraf atmıştı. Normalde şu an oranın sıfır sulu olması gerekirken çok güzel bir göl halindeydik. Bu bizi sevindiriyor çünkü sulamanın en sıkıntılı olduğu Ağustos ayını böyle geçirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Şu son iki yıldır pandemi sürecinde pandeminin belki sağlığın dışında tarımsal olarak etkilemediği çok nadir illerimizden bir tanesi Hatay. Hatay'da iki yıldır ürünlerimizin verimi çok yüksek. Fiyatlar çok iyi. Çiftçilerimizin mutlu olduğunu düşünüyorum. Tabii çiftçilerimiz genelde mutluluklarını çok ifade etmezler, bunu biliyorum. Ama iki yıllık bu verime de çok şükür demek gerekiyor. Bu bizi mutlu ediyor. Çünkü çiftçimiz kazandığı zaman biz kazandığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin kazandığını düşünüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Pamuk dünyanın birçok yerinde üretiliyor ama bizim ülkemizde şu an 26 tane ilde üretimi yapılıyor. Hala ithalatçı ülkeyiz. 1 milyon ton civarında bir ithalatımız var. Bunu aşağıya çekmek için pamuk alanlarımızda daha çok çalışmak gerekiyor. Verimi daha çok arttırmak gerekiyor. Ülkemizde şu an Ege bölgesi, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretimler yapılıyor. Bu üretimlerin %88'ini 6 ilimizden karşılıyoruz. İzmir, Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay ve Adana'dan Türkiye'deki üretilen pamuğun %88'i elde ediyor. Şimdi de Progen Amik Ovası dünyanın en bereketli ovalarından bir tanesi. Gerçekten bereket fışkırıyor. Gökten para yağıyor aslında Amik Ovası'na. Şimdi bizim iki tane sulama havzamız var. Bir tanesi hemen şuradan 10 kilometre ötede Reyhanlı Barajı. Reyhanlı Barajı Türkiye'nin en uzun gövdeli barajı. 10 kilometre boyunca gövdeli bir baraj. Su tutma kapasitesi 480 milyon metreküp. Bunları lütfen aklınıza not edin. Bir daha bakarsınız Hüseyin Hoca doğru mu söyledi? Yoksa rakamları yuvarladı mı? Su tutma kapasitesi 480 milyon metreküp. Ne kadar alanı sulayacak? 580 bin dekar alanı sulayacak. 580 bin dekar alanı sulayacak. Peki Reyhanlı Barajı bitti mi? Asıl soru bu. Reyhanlı Barajı bitti. Şu anda da içinde 60 milyon metreküp su var. Fakat Reyhanlı Barajı'nda su tutma kapasitesi yeterli olmadığı için bu sene suyu çiftçilerimize veremedik. Duamız ve temennimiz o ki gelecek yıl kuraklık olmasın, biz Reyhanlı Barajı'ndan insanlara daha fazla su verelim, su verelim. Peki Tahtaköprü Barajı ne kadar su tutacak? Bilen var mı aranızda? Tahtaköprü Barajı da 450 milyon metreküp su tutacak. Reyhanlı Barajı 480 milyon metreküp, Tahtaköprü Barajı ise 450 milyon metreküp su tutacak.
ve inşallah 350 bin dönüm dekar alanı da sulayacak. Ezmesinler. Ama yavaş yavaş siz geri. Tabii.